Evet, biz arkadaşlar bilgisayarda GTA 5 oynuyoruz. Evet. Yine o malum cümleyi kuracağım. O zamandır video gelmiyordu. Peki bunun sebebi neydi? Bunun sebebi ne? Açıkçası ben de bilmiyorum. Çünkü hani bunu engelleyen bir durum yoktu. Video çekmemi engelleyen bir durum yoktu. Okul bitti. Yaz tatilindeyiz. Sınavlar yok vesaire vesaire. Neden video gelmiyordu o zaman? Dediğim gibi bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani video çekmiyordum, çekemiyordum. Video çekecek oyun bulamıyordum. Video çekecek konu bulamıyordum. Hala bulduğum söylenemez. Yaptığım işlere bakın. Hani bir konu değil bu. Ya da konu mu bilmiyorum. Bakacağız. Evet, artık ne yaptığımızı söyleyeyim. GTA 5'te şu an GTA 4 handlingleriyle oynuyoruz. Bilmem fark ettiniz mi şu an? Bana göre fark etmediniz ama. Yani süspansiyonlar şu an daha hoş, daha gerçekçi, daha çıkış, daha çok daha fazla zorlaştırılmış bir şekilde, gerçekçi bir şekilde. Frenler daha az tutuyor gibisinden. Ya da nasıl diyeyim, belli bir hızdayken direksiyon daha az dönüyordu biliyorsunuz GTA 4'te. Buna da öyle bir şey getirilmiş ama. Yani daha fazla freni kullanma durumunda bırakabiliyor. Niye koşuyor şeyden bu? Vay be. Aslandan korkup kaçıyor şu an NPC. Gerçekçi yapay zeka. Bir dakika, alıştı. Evet, bu oyun harbiden gerçekçi yapan bir mod. Şu an oynadığım mod. Sağ altta da bu arada ibre var. Yani neden Rockstar'ın getirmediğini hiçbir şekilde anlamadım. Yani ibreyle tam çalışıyor, hani çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ne bileyim, devir saati falan, her şey çok hoş. Ve bu mod, hani oyun destekliyor çünkü bu şeyi yapmayı. Fakat GTA 5'te yok orijinalinde. Olması gereken şeylerden biri yani. Harbiden zor ana dağa çıkmak bu modla beraber. Abi var ya. Şu süspansiyonların böyle oynadığını görünce falan bayağı hoşuma gidiyor ya. Ya GTA 5'te tam bak, hani şöyle diyeyim, oyunun motoru destekliyor zaten bu süspansiyonların böyle oynamasını falan. Ama hani GTA 5'te sertleştirmişler, bayağı sertleştirmişler ki süspansiyon oynamıyor o derece. Bu modla bayağı iyi oldu ama. Yani daha demin freni kullanmasaydım tam iyi dönemeyecektim mesela. Hoş, hoş eklentiler. Sonra araba daha fazla hasar alıyor. Bunu da belirteyim. Yani bayağı GTA 4 handlinglerini falan koymuşlar. Dur, dikkatli olalım, düşmeyelim. Hayır, 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 hayır. Tamam. Şu an bir dakika, şu teker yamuk duruyor. Bayağı hayır ya, hayır ya. Durur musun? Durur musun? Artık durur musun? Teşekkürler. Bak hala durmuyor. Hadi. Hadi lütfen çık. Eskiden buradan sanki asfaltmış gibi çıkıyordum. Çok iyi hatırlıyorum. Şu an çok daha iyi ya. Toprak olduğunu, oradaki toprakları geri atarak patanaj yaptığını falan hissettiriyor şu an. Orada çıktık sayılır. Bir dakika. Buradan sonra arabayla çıkılmıyor ya da ben yanlış yoldan gittim. Böyle gideceğim. Aşağı ineyim mi ki yoksa? Paraşütle mi atlasam şeyden? Öyle yapalım. Evet. Tamam, neyse.
Yürüyebilirim. Evet. İnsanlar genellikle şey bekliyorlar ama ne bileyim GTA 5'te Iron Man modu, ne bileyim stres çarkı modu falan filan da ben GTA 5'te yapmaktan zevk aldığım şeyler bunlar benim. Dağa çıkmak. Daha fazla dağa çıkmak. Daha fazla gerçekçi sürmek. Bunlar. Şuradan atlayabilirim. Bak benim paraşütüm var mı? Bakayım. Var. Olmuyor. Buradan değil. Hayır, daha fazla gitme. Aman. Güzel. Güzeldi. Kötü olduğunu düşünmüyorum. Nereye inelim? Nereye inelim? Şuraya inebilirim. Koy da. Telemi ne çarptı paraşüt. Ne kadar eğlenceli bir video oldu bilmiyorum. Bu da herhalde Subaru Impreza çakması bir şey. Zaten oyunda her şeyin bir çakması var. Hani lisans alamadıkları için ya da almadıkları için bilmiyorum. Oyunda kaza falan oldu. Neyse arkadaşlar, bu bölümde böyle sonuna geliyorum. Daha fazla uzatmayalım. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Daha fazla video için abone olmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.